Sizce insanlar ilk kez sinemayı gördüklerinde, yani düz bir duvarda hareket eden cisimler gördüklerinde ne hissetmişlerdir? İlk hareketli sinema olarak kabul edilen bir trenin gara gelişini gösteren filmi ilk kez kapalı bir salonda izleyenler gördükleri karşısında dehşete düşer ve salondan kaçarak uzaklaşırlar. Çığlık atanlar, hatta bayılanlar dahi olur. Dolayısıyla bu filmi aslında tarihin ilk korku filmi dahi sayabiliriz. Gelin şimdi daha yakından inceleyelim. Ve sinema tarihi başlıyor. 1895 yılı Aralık ayının son günlerinden biriydi. Haussmann'ın kente yepyeni bir görünüm kazandıran büyük bulvarları cıvıl cıvıldı. O gün öğleden sonra Bollywood'da İtalyans'taki Robert Howden tiyatrosunda hokkabazlık yapan George Melies'in tiyatrodaki çalışma odasının kapısı vuruldu. Gelen Antonio Lumière'di. Antonio Lumière, Lyon'da fotoğraf malzemesi üretimi yapıyordu. Aralarında şöyle bir diyalog geçer. Ce soir, viendriez-vous si je vous invitais quelque part? Je viens. Alors je t'attendrai au grand café à 9 heures. Bien que tu réussisses à surprendre tout le monde avec tes tours, cette fois-ci tu verras quelque chose qui t'impressionnera vraiment. Qu'est-ce que c'est? Vous verrez quand ça arrive. O gün Grand Café'de Lyon'lu Antonio Lumière'in çocukları Auguste ile Louis bir süre önce icat ettikleri ve adına sinematograf adını verdikleri aletle bir gösteri düzenlediler. Antonio Lumière'in çağrısı üzerine gösteriye katılan George Melies gördüklerini şöyle anlatır. Benim ve öteki çağrılanların karşısında projeksiyonlar için kullandığımız perdeye benzer bir perde vardı. Bir süre sonra perdeye Lyon'daki Bellecour alanını gösteren bir fotoğraf yansıtıldı. Yanımda oturana, bizi bunun için mi çağırdılar buraya? 10 yıldır ben de aynı şeyi yapıyorum. Diyordum ki birden bir arabayı çekmekte olan bir at üstümüze doğru gelmeye başladı. Onu başka arabalar, insanlar, kısaca sokağın kargaşası izledi. Gösteri herkesi şaşırtmıştı. Hepimizin ağzı açık kalmıştı. Bu gösteri 28 Aralık 1895 günü yapılmıştı. Lumière kardeşlerin Paris'te Grand Otel'in altındaki Grand Café'de yaptıkları bu halka açık ilk gösteriyi daha sonra sinema tarihçileri 20. yüzyıla damgasını vuran sinemanın başlangıç tarihi olarak benimseyeceklerdi. Lumière kardeşler bu gösteri yaptıkları doğru biçimli süslemelerin egemen olduğu salonu işsizlikten yakınan sahibi Clement Morris'ten günlüğü 30 franga kiralamışlardı. Halkın sinematografa ve gösterici ilgiyi kestiremeyen Clement Morris, Lumière kardeşlerin gelirin %20'sini verme önerisini kabul etmemişti. Günlük gelirin kısa süre içinde 2500 franga yükseleceği aklının ucundan bile geçmemişti. Lumière kardeşler salonu kiraladıktan sonra içine 100 hasır iskemle yerleştirirler. Bilet satacak bir gişeciyle bir makinist bulurlar. Salonun girişine astıkları afişte pala bıyıklı bir babacan polis gişe önündeki seyirci kuyruğunu düzene sokmaya çalışmaktadır. Ne var ki afiş fazlasıyla iyimserdir. Çünkü yaklaşmakta olan yılbaşı insanların bu yeni gösteriye ilgi göstermesini engeller. İlk gün yalnızca 35 izleyici gelir gösteriye. Ama sinematografin ünü kulaktan kulağa yayılacak. Birkaç gün içinde gişenin önünde afişte öngörülen kuyruklar oluşacaktı. Sinematografın getirdiği yenilik, insanların kökeni çok eski tarihlere uzanan hareketi görüntüler elde edebilmek isteğinin gerçekleşmiş olmasında yatıyordu. Beyaz perdede görünenler izleyenleri gerçekten heyecanlandırıyordu. Optik bilimi beklenmedik bir sıçrama yapmış, resmin boyutlarını inanılmaz ölçüde geliştirmişti. Beyaz perdede bir lokomotifin izleyicilerin üstüne doğru gelmesi, bir fabrikadan işçilerin çıkışı, insanların sokaklarda gidip gelmeleri, bir duvarın gözler önünde yıkılması seyirciye yepyeni ufuklar açıyordu. Seyirci görsel, canlı bir serüvene katılıyordu. Yeni buluş öylesine etkileyiciydi ki insanlar zaman zaman yanılgıya bile düşebiliyorlardı. Sinemayla ilk kez karşılaşan kimi yazarlar görüntülerin renklerini, derinliklerini bile övmeye kalkıyorlardı yazılarında. Oysa filmler ne renkliydi ne de derinlikleri vardı. O yıllarda İstanbul'da ilk sinematograf gösterinin yapıldığı Galatasaray'da sinemaya giden Mektebi Sultani öğrencisi Ercüment Ekrem Talu şunları yazar. Avrupa'nın bir yerinde bir istasyon, bacasından fosur fosur kara dumanlar savuran bir lokomotif, peşinde takılı vagonlar duruyor, rıhtımur üzerinde telaşlı telaşlı insanlar gidip geliyor ama ne gidiş geliş, hepsini Sara nöbetine tutulmuş sanırsınız. Hareketler o kadar hızlı, ölçüsüz ve acayip ki
Tren kalktı. Bit tabii, sessiz, sedasız. Aman ya Rabbi, üstümüze doğru geliyor. Zindan gibi salonun içinde kımıldamalar oldu. Trenin perdeden fırlayıp seyircileri çiğnemesinden korkanlar ihtiyaden yerlerini terk ettiler galiba. Hani ya, ben de korkmadım değil. Lakin merak galip gelip beni iskemleye mıhladı. Bereket versin ki tren çabuk geçti gitti. 2 dakika kadar ara verdiler. Bu sefer bir boğa güreşi seyrediyoruz. Azılı hayvanlar perdeden üstümüze doğru seyirttikçe yüreğimiz ağzımıza geliyor. Bu film daha yaman. Onu önceden göstermiş olsalardı salonda kimsecikler kalmazdı. Tren bizi sinematografa alıştırmış oldu. Lumière kardeşlerin ilk gösterisi hem bir başlangıçtır hem de bir sondur. Sinemanın başlangıcıdır ama insanların hareketli resimler gerçekleştirme, hareketli canlandırma araştırmalarının da sonudur. Gerçekten de insanın hareketli resim tutkusu kökeni tarihin eski çağlarına dek uzanan bir geçmişe sahiptir. O geçmiş sinemayla bir nevi son bulmuş ve yeni bir macera başlamıştır. Evet, sinemanın doğuşu 19. yüzyılın sonlarında Lumière kardeşlerin 1895'te Paris'te gerçekleştirdiği ilk halka açık film gösterimiyle başlamıştır. Bu, modern sinemanın başlangıcı olarak kabul edilen hadiseden sonra sinema hızla dünyaya yayılarak kültürel, sosyal, ekonomik ve teknolojik alanlarda derin etkiler yaratmıştır. Bugünkü sinema tarihi yolculuğumuzun sonuna geldik. Sinema sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda kültürel bir köprü, toplumsal değişimin bir katalizörü ve teknolojik yeniliklerin öncüsü olarak hayatlarımızda önemli bir yer tutuyor. Sinema dünyasının büyüleyici tarihine birlikte yolculuk yapmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya aynı yerde, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.